Ve HTŞ lideri Jolani son yıllarda cihatçı kimliğinden sıyrılmaya çalışan Şam'daki Emevi Camii'nde gövde gösterisi yaptı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkarıp çıkarmamayı ve Jolani'nin başına konan 10 milyon dolarlık ödülü kaldırıp kaldırmamayı değerlendiriyor şu an. Suriye'de Esad rejimini deviren gruplardan cihatçı heyet Tahrir-i Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Jolani ya da artık kullanmaya başladığı gerçek adıyla Ahmet Hüseyin el-Şara. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2013'te terörist ilan ettiği, 2018'de de başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Şara iddialara göre terörist listesinden çıkarılabilir. Irak'ta ABD'ye karşı IŞİD dahil cihatçı örgütler safında savaşan, Suriye'de El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesini kuran, sonra El-Kaide ile bağlarını kopartıp Heyet Tahrir Eşşam'ı oluşturan Jolani, ılımlı lider görüntüsü çiziyor. Sarığını çıkaran Jolani, haki renkli gömlekli imajıyla dikkat çekiyor. CNN röportajında değiştiğinden bahseden, Suriye'nin çeşitliliğini yansıtacak devlet kurumları inşa etmekten bahseden Jolani, başkent Şam'ın düşmesinin ardından Emevi Camisi'nde gövde gösterisi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı hala Jolani hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül veriyor. Ama bu değişebilir. İngiliz Bakan Pat McFadden, HTŞ'nin yasaklanmasını gözden geçireceklerini söylerken, Middle East Ay'ın haberine göre ABD'li yetkililer de Jolani'nin başına konan ödülün kaldırılmasını görüştü.